Ay, artık gözüm görmüyor vallahi. Ali Rıza, şunu geçiriversene zahmet, al canım. Gece gece yapma sen de, bırak artık canım. Şunun eteğini de bastırayım da ütüleyip bitireyim. Sen de çalışıyorsun hala. Çalışmayıp da ne yapacağım? Al bakalım. Sağ ol canım. Makineyi kapatmadan yetiştim. Ne oldu? Size zahmet. Şunu fermuarını biraz içeri alır mısınız? Belime tam oturmuyor. Yerini işaretledim ben. Tamam, koy şöyle. Acil ama. Ver yapayım 5 dakikada. Bu da yeni mi? Hı hı. İşinizi böldüm ama yarın giyeceğim, ondan acele ettim. Bununla işe gidilir mi kızım? Abiye bu. Gündüz giymeyeceğim canım. Gece toplantıya gideceğim. İş yemeği. Yani daha yeni olduğum halde beni de çağırdılar. Yerimi sağlamlaştırmak için mutlaka gitmem lazım. Çok önemli yani. Anladım. Tabii iş önemli. Şevket'e ne zaman gideceksin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum işte. Ayarlayabilirsem gideceğim bir gün. Ayarla kızım. Ne yap et ayarla. Şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Benim ihtiyacım varken o yanımda yoktu. Hala da yok. Bak şimdi. Neyse hadi konuşturma şimdi beni. Ferhunde Hanım. Hepimiz yaralandık. Bu olaydan ailenin bütün fertleri ayrı ayrı etkilendi. Anne baba olarak en çok da biz kırıldık. Sahip olduğumuzu tamamen kaybetmemek için kırıkları yapıştırıp onarmaya bakıyoruz. Çok hassas bir dönem bu. İnsan böyle zamanda anlar yanındakinin veya uzaktakinin değerini. Buyurun. Bırak şuraya. Bak bakayım nasıl oluyor. Güzel. Ne örüyorsunuz? Bebek yeleği başladım. Nuniş'in alt katındaki Emine var ya. Gelini hamileymiş yine. Hediye veririm doğurunca. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Babamın problemi benimkilerden zor. Vallahi öyle. Ya. Mazotu, gübreyi, ilacı hesaplıyorum. Tohuma para kalmıyor. Sattığım ürünün parası da yatmadı hala. Bu gidişte tarlaların bir kısmını ekemeyeceğiz bu sene. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Bu sene çiftçinin işi zor. Destek gelmezse herkes bırakacak tarımı. Biz ne yiyip içeceğiz oğlum? Dışarıdan ithal edeceğiz. Vah vah vah. Duyuyor musun Fikret Hanım? Çocuğum zorda. Artık sık kemerleri, öyle zırt pırt telefon etmek yok. Hesap sormuyor diye paraları har vurup harman savurma. Ağrıyor mu? El işi yapıyorsun o kadar. Çıkar paraları, koy ortaya. Hayat müşterek. Endoskopi yarın değil mi? Evet. Annem mi konuşuyor burada, sinek mi vızıldıyor? Umurlarında değil. Varsa yoksa Fikret. Anne, sağlığından söz ediyoruz burada. Tabii. Onun sağlığı her şeyden önemli. Ben ölsem nasılsın demezsiniz. Ben ilacımı içeyim. Otur sen. Ben getiririm. Deniz yapma. Affedersin.
Şans işte. Gelin aldık bize bakacak diye marazda çıktı. Çocuğu da olmuyor. Ferhunde. Duymadı. Dur ben vereyim. Demin gitti öyle. Gelir bir laf sokar, akşam akşam sinirimiz bozulur. Sinir bozmada bizimkiler kimseden geri kalmıyor Hayriye. Bırak kurcalama onları Allah aşkına. Niye kapıştılar yine söyle bakayım. Her zamanki şeyler. Leyla ilaçlarına devam ediyor değil mi? Kontrol ediyor musun? Ediyorum. Sen onu haşladın ama bu sefer kabahat Necla'daydı. Yani hep Leyla'ya kabahat buluyoruz. Necla da az değil, tutmuyor çenesini. Sen nereye? Ali Rıza, sesleri çıkmıyor şimdi. Söylediğime pişman etme beni, ne olur. Leyla'ya haksızlık etmişim madem, gidip bir konuşayım. Ablan nerede? Banyo yapıyor. Ne oldu? Konuşacaktım. Hadi sen uyu artık. Sabah kalkamazsın sonra. 5 dakika daha. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Leyla. Gel baba. Gel. Ne yapıyordun sen? Yatıyordum. Yani şimdi yatacaktım. Bir şey sakladın oraya. Yok. Hı? Söz baba. Aferin sana. Aferin Leyla. Sırf şu kararı vermekte çok büyük bir adım attın. Tebrik ediyorum. Kazanacaksın kızım. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan olur mu? Teşekkür ederim baba. Çok teşekkür ederim.